Abi tepsinin dibinde birazcık kalmış. Onları da vereyim mi? Ver ver. Kalabalığı Zenir. Hani? Hepsini almışsın, bize bir şey bırakmamışsın Ercan Bey. Biz ne yiyen şimdi? Şirkette arkadaşlar bekliyor Atiba. Onlara götüreceğim, kusura bakma. Ya şaka yapıyorum canım, ne kusuru? Yiyin tabii, afiyet olsun. Demir Bey'iniz tekrar mapushaneye geri döndü ya. Şirkette keyifler yerine geldi, iştahlar açıldı tabii, öyle değil mi? Ne biçim konuşuyorsun sen Atiba? Patron cezaevine geldi de niye keyiflenelim? Girdiyse temelli girmedi ya. 3 gün sonra çıkacağını hepimiz biliyoruz nasılsa. Hünkar Hanım çoktan duymuştur yeni savcının marifetlerini. Neymiş ki yeni savcının marifetleri? Buyur abi, bunlar hazır. Kolay gelsin. Eyvallah. Kolay gelsin. Eyvallah. Savcı Hanım'ın ne malın gözü olduğundan gerçekten haberin yok mu senin? Haberim yok. Ya o kadın ta Bursa'dan buralara niye sürüldü sanıyorsun Ercan Bey? Sürülmüş mü? Herhalde. Deveyi hamutuyla götürmüş. Kurmuş tezgaha güzelce. Her davanın durumuna göre de bir tarife belirlenmiş. Tarife dediğim rüşvet tarifesi ha. Misal adam mı yaraladın? Ver 50.000 lira çık. Cinayetle mi yatacaksın? 100.000'e tahliye. Ya ne işler ya. İpten adam almış, ipten. Tabii parasıyla. Paran varsa tabii. Sonra tabii bütün bunlar duyulunca al voltanı deyip postalamışlar onu buraya. Neyse, ben şunları soğutmadan götüreyim Atiba. İyi günler. Götür, götür. Sen hele haberi götür. Soğuyunca bir şeye benzemez. Demir Bey'in filan etmesi hiç iyi olmadı hünkârım. Hem de hiç. Bunun için de bir dava açılır mı şimdi? Dava açması mühim değil. Demir Bey kendisi teslim olduğu için bu işten fazla bir ceza almaz. Benim korktuğum mesele başka. Hay Allah aşkına, başka neden korkuyoruz? Firar hadisesi davanın dosyasına girdiği takdirde Demir Bey'in masumiyetini savunmamız çok zor olacak. Hakimler madem masumdu, niye kaçtı diye düşünecekler. Bu da kararı etkileyecek maalesef. Savcının bunu dosyaya koymama ihtimali yok değil mi? Yani bir başka savcı olsa gidilir, konuşulur, rica edilir. Bir şekilde hallolur belki. Ama Jülide Hanım'ın huyu suyu meydanda. Yani çok sert. Konuşarak ikna edilecek gibi değil. Anladım. Gel. Hünkar Hanım, birkaç dakikanız varsa. Oğlum meşgulüm, görmüyor musun? Yalnız çok mühim bir mesele, acil. Tamam, söyle. Ben müsaadenizi isteyeyim hünkârım. Kusura bakmayın, ne olursunuz. Daha sonra konuşuruz. Tabii tabii, daha sonra konuşuruz. Hadi Ercan, çabuk 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 oğlum, gel. Söyle. Efendim, bazı şeyler duydum da Savcı Jülide Hanım hakkında. Ne duydun? Denilenlere göre kendisi paraya düşkün, rüşvet yiyen biriymiş. Savcı Hanım. Önceden Bursa'da görevliymiş. Rüşvetli de ayyuka çıkınca buraya sürmüşler. İstediği parayı aldıktan sonra idamlıkları bile salar diyorlar. Sizce kendini kamufle etmek için bu kadar sevk davranıyor olabilir mi? Sen nereden duydun bunları? Çarşıda konuşuyorlardı. Herkes için böyle şeyler söylenir. Sen ciddiye alma. Demir Bey'e bir faydası olur diye. Biliyorum, sağ ol. Savcı Hanım, iyi günler. Müsaadeniz olursa kısa bir görüşme yapabilir miyiz sizinle? Konu neydi? Oğlumun davasıyla alakalı konuşmak istiyorum. Buyurun. Teşekkürler.
Öncelikle bunu takdim edeyim. Çam sakızı çoban armağanı. Ağzınız tatlansın maksat. Gerek yoktu. Ama hoş geldiniz demek için küçük bir hediye. Malum bu topraklar bizim, biz ev sahibiyiz. Aslında tabii gönül isterdi ki sizinle böyle mahkemede, adliye koridorlarında değil de bir dost toplantısında tanışmak, sizi misafir etmek. Neyse ama kısmette bu varmış artık. Hünkar Hanım, konuşmak istediğiniz mevzuya gelebilir miyiz artık? Hemen bahsedeceğim. Benim oğlum işlemediği bir suçtan dolayı yargılanıyor. Eğer tahliyesini istediğiniz için geldiyseniz bu konuyu konuşmuştuk biliyorsunuz. Yok yok, hayır. Belli. Hayır, hayır, asla. Yani ben onu tahliye etmeyeceğinizi biliyorum. Böyle bir düşünceyle gelmedim zaten. Benim konuşmak istediğim mesele firar etmesiyle ilgili. Neyini konuşacakmışız firarı? Demir, evet, çok büyük bir yanlış yaptı, firar etti fakat kendi iradesiyle geri döndü. Yani iyi niyet gösterdi. Acaba bu firar meselesini dosyaya hiç eklemesek mi? Yani çünkü işimiz daha da çok zorlaşacak da. Yani siz bana oğlunuzun firarını örtbas etmemi mi öneriyorsunuz? Örtbas değil de biz ona öyle demeyelim. Çünkü benim oğlum masum. Masum bir insanın cezaevinde geçireceği süreyi uzatmamak için bir iyilik diyelim biz ona. Hünkar Hanım, siz bana görevini yapma mı diyorsunuz? Jülide Hanım, ben daha önce de size bahsettiğim gibi biz bu toprakların en eski, en köklü ailelerinden biriyiz. Yol yordam, usul erkan bilen insanlarız. Yani sorunu çözmekte kolay bir yol varsa onu yapmayı da biliriz. Pardon, boşanma davası açmak için dilekçe nereye veriliyor? Faslı'yı hukuk kalemine bırak. Sağ olun. Hünkar Hanım, açık konuşun. Siz bana ne ima etmeye çalışıyorsunuz? Ben hiçbir şey ima etmeye çalışmıyorum. Ah, siz beni yanlış anladınız. Ya ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani oğlum eğer kaçtığı için bir ceza alacaksa, diyorum ki iyi niyet gösterdi. Acaba siz de bu cezayı almaması için yardımcı olabilir misiniz bize? Ya da biz ne yapabiliriz? Bunları konuşmak için sizin bu bahsettiğiniz yol, yordam, usul, erkan nedir mesela? Bakın hanımefendi, benim bildiğim bir tek yol var. O da hukukun yolu, adaletin, kanunların yolu. Anlıyor musunuz? Eğer ki siz buraya başka bir amaçla geldiyseniz çok yanlış yere geldiniz. Hayır, hayır. Bedelini çok ağır ödersiniz Hünkar Hanım. Biz de ailecek asla asla böyle yanlış bir şey yapmayız. Ne olur yanlış anlamayız. Ben siz beni çok bu konuşmayı kendime de, mesleğime de, ahlakıma da son derece aykırı buluyorum. Ama eğer ki siz böyle bir konuşma yapmak için buraya geldiyseniz... Ama sakin olun, rica ediyorum. İyi değilsiniz şu an. Bu tarz bir konuşmayı ben... Savcı Hanım, Savcı Hanım ama... Cumhuriyet. Yardım edin! Ay, bir dakika durun! Allah aşkına! Yardım edin! Yardım edin, kimse yok mu? Savcı Hanım! Kimse yok mu? Sabahattin, Sabahattin bir anda düştü, bayıldı. Konuşuyorduk, titremeye başladı. Şekeri var doktor bey. Savcı Hanım, şekeri var. İlacı nerede? Bilmiyorum. Bir çantasına bakayım. Bırak, vakit kaybetme. Şeker, çikolata bir şeyler yok mu çabuk? Çay şekeri olur mu? Olur olur. Koş getir.